Ha bak bak, burada da var. Ha, bak ha, orada da var. Ansel ya. Kratelim bileleri ya. Bize şey yapmış. Gel böyle, böyle gitmiş belli. Emrecan. Neredesin oğlum? Bağırıyoruz bir saattir ya. Boyaların nereye gittiği de belli oldu. Emrecan, çok korktuk. Bir anda ortadan kayboldun. Öyle bir daha haber vermeden evden çıkma. Ya tamam da sadece bahçeye çıktım yani. Hem hala ev sınırları içerisindeyim. Mantıklı. Ya ama oğlum ya en azından bir haber verseydin, merak ettik ya. Haklısınız, doğru. Ya ama bana kızmayın. Ben sizi çok seviyorum ve sizi de üzmek istemiyorum. Ama şimdi göstereceğim sürprizlerden çok mutlu olacaksınız. Ve bana kızmayacaksınız. Bakın. Evet. Yumurtalar da çok şey olmuş. Ne olmuş? Yoksa beğenmediniz mi? Siz beğenirsiniz diye yapmıştım ben. Güzel değil mi? Çok güzel olmuş, çok beğendik. Değil mi Şevkat abi? Çok beğendik değil mi? Evet, çok beğendik, bayıldık. Yani adeta bir gökkuşağının yedi renginin böyle renk cümbüşü patlaması olmuş. Çok artık bunları da ne yaparsak bilmiyorum. Götürür satarsın işte. Hani baksana onlar rengarenk, çok güzeller. Hep senin tavukların sadece kahverengi beyaz yumurtluyor yani. Çok sıkıcı. Ama şimdi onlara da çok yüklenme. Sonuçta kuş beyinli hayvan bunlar. Ne yapsın? O kadar işte. Kahverengi yumurtluyor, beyaz yumurtluyor. Onun bir şey yok. Halbuki değil mi? Şöyle rengarenk yumurtlasa, hem seni de bu kadar yormasa, ortalığı da bu kadar yormasa. Şaka tamam, uzatma. Bunların hepsi bir psikolojik dışa vurum. Yo yo yo, tamam. Hayır canım. Bir şey yok. Canı sağ olsun ya. Giden ne? Birkaç tane yumurtanın lafını mı edeceğiz? O zaman şöyle yapalım mı Şevkat abisi? Şimdi bir güzel yemek yiyelim, karnımızı doyuralım. Sonra sen bu yumurtaları dükkana götürürsün, böyle ne güzel rengarenk satarsın. Ha? Aynen. Aynen mi? De. Ben çorbayı ocakta unuttum. Ben çorbayı Kız, kız yavaş. Düşeceğim, bir sakatlık çıkaracak o zaman. Evi yakacak. Vallahi billahi evi yakacak. Ya orası amma da eğlenceliymiş ya. Dur sen daha bir şey görmedin. Oho. Kalk hadi gidelim, kalk. Hadi. Kalk, bunları da götürür satarım hadi dükkana, ne yapalım. Allah'tan uşanma, dertsiz. Şöyle bir hortumla vurdum muydu geçiyor. Neşeli tavuk yumurtası. Aferin, sökmüşsün okumayı. Ne bu yumurtalar olursa Esin yengeyle ortak bir çalışmaya mı giriştiniz? Yaklaştın koçum. Esin'le bir ortak noktamız var, evet. O da çocuk bakımı. Ya şimdi bu Emrecan Esin'deki sanat aşkıyla bendeki yumurta sevdasını aynı podada eritmek istemiş. Abi bu arada birkaç yumurtayla birkaç boya zayi oldu ama yapacak bir şey yok. Al bakayım şunu. Götür kapının önüne koy. Bebeleri balonla koyalım mı? Çocuk reyno gibi durur ha. Çok komik ya. Hadi espri yapma oğlum, koy şunu. Allah Allah. Bu ne? Bu ne? Şahane! Balat meydan. Babalar bu yumurtalara hayran. Analar hep de hayran. Ne bağırıyorsun lan? Soytarlık yapma mahallede. Şevkat. Hayırdır la? Açılım mı yaptın? Vergi borcunu ödeyeceğim diye la. Tamam beyler, zevzeklik yapmayın. Yumurtadır işte ya. Askalya. Neşeli yumurta bunlar, neşeli. Gördüğünüz gibi sanat sepet muhabbeti birlikte. Vay, sanat sepet olaylar ha. Esin'den alan bu organik ilişki bizimkine yaramış. Hayırdır Şevucuğum? Ne yapıyorsun yavrum, böyle boyuyorsun yumurtaları falan? Senin ufaklığın marifeti. Benim asabımı bozma. Vallahi hepsini sana satarım ha. Alırım lan. Alırım tabii. Benim yeğenim yapmış. El emeği göz nuru bunlar. Aynen öyle. Kainatta her şey... Zıttıyla dair. Safi nurdur. Yanlış mı oldu? İnsan emeğiyle yaptığı her şeyde maksat nurunu katabilmektir. Bu gördüğünüz yumurtalarda tertemiz bir çocuk kalbinin nuru var. Bunu tabii ki gözleriniz görmez, ancak gönül gözü görür. İddia ediyorum Şevkat, bu yumurtalar kapış kapış gider. Bakalım öyle bir talep olursa, otur boyattırırım çocuğa hepsini. Şevkat oğlum, dükkanın önünü kapatmışsınız. Nasıl gireceğim içeri? Kusura bakma abla. Açılın lan. Şey yapmayın, bak müşteri gelemiyor. Gel abla, gel. İçeri girmenize gerek yok. Lütfen sepetten alın. Bakın, özgür tamuk yumurtası. Kümesten yeni çıktı. Niçin boyalı bu yumurtalar? Boyalı değil, neşeli yumurta. İstemez. Olur, o zaman siz içeri geçin. Bol miktarda sinirli yumurta mevcut. Onlardan alın, buyurun. İşte, tamam ya. Gel abla. Maşallah. Kapış kapış gidiyor vallahi. Gel abla.
Bunu helal et la. Aldın mı? Kolay gelsin. Ver bakayım. Neşeli yumurta bunlar, neşeli. Haydi. Param olsa da ben alsam. Haydi, neşeli yumurta bunlar, haydi. Al 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 al. Oğlum ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Hayır, ben sana ne dedim? Hafıza balık be usta. Artık unutuyorum yani. Ne demiştin ki ya? Ben sana şu yumurtayı kabuğuyla yediririm. Bunun kabuğu omega 3 ihtiva eder. Ondan sonra hafızan yerine gelir, görürsün günü. Usta onun kabuğunda boya var yani. O omega 3. Ne kadar komik. Ne güzel işte, yüzüne renk gelir. Zevzeklik yapma. Tamam usta, sakin ol. Şimdi sebebi yavaş yere bırakıp bozuluyorum yani. Ver lan. Ver onları bana. Şeva, ben bunları alacağım. Ne yapacağım oğlum abi? Götürüp galeride satacağım. Senden oğlum alıyorum. Yeğenim yapmadım bunları benim. He iyi, al götür. Bana da bir çay getir. Al. Ha, yok istemez, tamam. Öyle bir şey yok kardeşim. Bunları alıyorsun. Şu 20'yi çek, fazla çekme. Emrecan'a da diyorsun sattım hepsini ama ben almadım, ona göre, tamam mı? İyi bari bebeğe, aşık olur. Sağ ol. Hadi. Güzel adam la bu. Ah, doğru demişim lan Niko. Öz değil, gönül görüyor ya. Oo, selamı kardeşim. Almışsın neşeli yumurtaları. Aynen birader. Ama sen neşelenmemişsin. Yakışıyor mu sana ya? Bak, yeğenin geldi. Eski dükkanla ortak oldun. Çocuğun ayağı uğurlu geldi. Niye üzülüyorsun ya? Çocuğun bir umudu vardı, dayısı. O da kolpacı çıktı. Bütün hayalleri yıkıldı çocuğun. Sen olsan üzülmez misin lan? Yani Selami, tabii üzülürüm de senin kadar dert etmem. Kendime şunu derim. Olsun, yine de dayısı var derim ya. Şişt. Al şunu bakayım. Şu neşeli yumurtalarla neşeli bir selfie çekelim. Gel. Hadi bir yüzün gülsün be. Gel bakalım. Gülümse. Bir tane daha. İşte şöyle yüzün gülsün ya. Şişt. Bak, kahramanlar daima gülümser. Tıpkı Yunuslar gibi. Güzel dedin lan. Hayata gülmek lazım. Ya. Elinde. Ver bakalım Selami Paşa. Az da biz çevirelim senin tesbihini. Uykularımı kaçıran tatlı seni, seni yemem lazım. Tepside duracağına midemde durman lazım. Gel bakalım. Çok güzel yapmışsın Melika abla.
Ah, tepsi boş, mide dolu, keyifler yerinde. Oh, ben artık bu gece var ya rahat rahat uyurum. Hesabı da artık Selami Bey ödesin. Artık mutfak komiserine kendisi verir ifadesi. Oh. Selami, kalk. Kalk. Koca kabak tatlısını yemişsin gecenin bir vaktinde ya. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Aç gözlü şey. Kalk hadi. Kazım, at ağzını mısın oğlum sen? Ne kabağı ne tatlısı. Git yat sıbar lan. Manyak mıdır nedir ya? Ne diyorum lan? Koca kabağı gömmüşsün diyorum. Ne diyeceğim ya? Ya Selami, utanmadan bir de yalan söylüyorsun ha. Olay mahallinde iz bırakmışsın oğlum. Tespihini buldum ben senin, tespihini. Ne yapacağım ben şimdi? Canım kabak tatlısı çekti, yiyecek bir gram bir şey yok aşağıda. Çok insafsızsın ha. Kalk. Kazım, bak. Gece olmuş, saat bilmem kaç. Allah belanı versin. Ayağa kalkarsan var ya senin ağzını burnunu kırarım. Git lan yatsı bar. Ya lan. Kabak kuşluyorsun, inanmıyorsun. Gel sen onu kalkta gösterin. Ne yapıyorsun? Gel. İstanik denir. İstanik denir. Kazım. Lan Elif. Tamam. Oğlum beni bir... Lan. Bey. Evet. Ve bu ne gürültüdür böyle? Kazım bak, Selami'nin sesi değil mi bu? Galiba öyledir. Ne kavga ediyor bunlar böyle? Evet, gene kavga ediyorlar. Bunlar gecenin bu saatinde. Bu nedir Allah'ım? Bunlar da çektiğimiz. Gel bak. Evet. Bırak beni ya. Selami. Bu ne? Benim tespihimin ne işi var lan burada? Ne demek lan benim tespihimin ne işi var burada? Hem suçlusun hem güçlüsün bunu oraya. Çocuklar nedir bu gürültü canım? Ne oluyor? Ya Marika abla bu Selami kabak tatlısının hepsini yemiş. Hala yedi diyor, ata ağızlı. Oğlum senin ümrünü sıkarım ha, benim canımı sıkma lan. Yemiş bak, bu da yanında delil olarak buraya tepsini kenarına bırakmış Marika abla. Benim akşam uyurken biraz karnım acıktı. Karnımın kazıntısını götüreyim dedim. Kabak tatlısı var diye düşündüm. Baktım kabak tatlısı kalmamış. Cevizlerine kadar yemiş bu Marika abla. Ya evladım, bu kabak tatlısı için mi kavga ediyorsunuz gece gece? Zaten size kalacaktı. Ben yiyemiyorum ki. Ama ne? Ben size yeni baştan yaparım. Aa, bir kabak için kabak tadı verdiniz. Bu nedir bu kavga? Hadi yataklarınıza hadi. Marika abla, Allah'ın aşkına ne diyorsun? Kurban olayım, benim ne günahım var? Bu at ağzı yemiş işte hepsini, besbelli benim üstüme atıyor. Ayrıca ben sana bir şey sorabilir miyim? Yani ben bunun hepsini yemiş olsam mide fesatından ölürüm ya. Siz buna bakmayın, bunun midesi mide değil, işkembe, buna bir şey olmuyor. Tamam artık, uzatmayın. Yataklarınıza derim, o kadar. Ben yapacağım size. Lan Kazım. Lan ne pis bakıyorsun suratıma ha? Şşş. Hem suçlusun, hem güçlüsün. Gelmişsin bir de suçu bana atıyorsun. O tespit benim canım. Çekmeye başlayınca da haliyle role giriyor olabilirsin ama... senin ağzını burnunu kırarım burada. Tamam mı? Git yat bar. Senin o kabak kafanla tatlı yapacağım, dağıtacağım millete. Çekil lan. Sen dua et oğlum. Marika ablan bir tepsi daha yapacak bundan. Kırarım ağzını burnunu, yat lan. Dolaşıp geleceğin yer bu hele. Ben sana yapacağımı biliyorum. Allah.
Daha dur bakalım, yeni başlıyoruz. Ata ağzına. Çok çok fena. Tabii tabii, git 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 oradaki ağacın altına. Of ya. Bırakın ben. Çok, çok fena ya. Oh, şuraya gideyim. Of. Oh. Oh. Kazımcığım yavaş yavrum, yavaş. Sakin, sakin. Bu videoyu göstereceğim herkese, cümle alem. Oğlum çok adilsin lan. Vallahi çok adil gibi misin lan sen? Ne yapıyorsun ya? Aha, anlıyorum seni. Adilik yapan adilikten cevap veriyoruz kardeş biz. Ne oldu, kabaklar kapak oldu mu? Ben bip koydum oraya, sen şabonu. Anahtarlar sende mi lan? Sen yaptın değil mi? Enektarlar. Ah enektar, bak görüyor musun? Hadi lan itiraf et, kabak tatlısını kim yedi söyle. Ya ver, gözünü seveyim ver ya. Ver, çok oğlum çok müşkül bir durum lan, ne yapacağım ben? Söyle vereceğim, söyle vereceğim. Ben yedim. Duyamadım. Kabağı ben yedim. Duyamadım, bir daha söyle. Ya sen abi, kabağı ben yedim oğlum, altıma salacağım şimdi. Ben cevapladım. Al lan al, al etrafa pisleme, at ağzına al. Ya bu insanlar nereye bacaklar tuvaletlerini ya? Allah. Geldim. Lan Kazım, sen göreceksin sen. At ağzına. Usta! Usta! Ay, ay, ay. Allah cezanı versin, araba gidiyor zannettim. Gebertirsiniz. Sakin. Ay. Usta, biz tezenelerin nikah gününü aldık. Onu çok güzel yaptık da. Şimdi düğün Bozgır Baba'nın mekanında olacak. Ne yapacağım ben? Vallahi senin ne yapacağını bilmiyorum ama ben çok güzel kasap havası oynayacağım. Alay başım ile olurum İsmail Bala. Hayırlı olsun bakalım. Öyle deme usta, bak bu işe birlikte girdik. Birlikte bitirelim ya. Bana bir akıl ver. Benim o düğünde kesin foyam ortaya çıkar. Oğlum sen foyan ortaya çıksın diye uğraşma mı kaç haftadır be ya? Bırak çıkacaksın, düğünde foyan ortaya çıksın. Başla la. Ya düşünmedin mi sanıyorsun? Düğünün ortasında saçı, peru, bıyığı, mıyığı her şeyi çıkarıp çanak çömlek patladı. Ahan da kız bu şekilde alınır diye bağırmayı düşünmedin mi ama? Bu köprüden geçebilmek için o kadar çok ayıya dayı dedik ki şimdi geri vites yapmak olur mu usta? Yemek var ya. Zaten düğünü yaptıktan sonra bütün kozlar benim elime geçmiş olacak da onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Doğru söylüyorsun İsmail. Doğru söylüyorsun. Ona bir formül bulmak lazım da nasıl bir şey yapmak lazım acaba? Oğlum biz sana sahte anne baba bulduk ya. Bir tane de sahte evlendirme memuru bulacağız be. Vallahi siz tezeneyle gideceksiniz. Orijinal nikahınızı kıydıracaksınız. Akşam geleceksiniz burada Erkan'la da sizi sahte bir nikah memuruyla sahte bir düğün yapacağız. Olacak bitecek mi ya? Ha? Sen var ya zehir gibi adamsın, yemin ederim. Donald Trump bile senin eline su dökemez. Ana. De Şefkat taş koymasın. Aa, Şefkat meselesi. Ben sahte nikah memuru işini hallederim de Şefkat'i sen halledeceksin. O istendi, ben bir şey yapamam. Sen hayatının çalımını atacaksın oğlum. Offside, offside, o golü atacaksın. Şimdi ki ben gerisini hallederim böyle. Alacağım ama ya. Güzel. Sen niye çekiyorsun? Ödüm patladı, araba gidiyor zannediyorsun. Bu ara bir panin var, azıcık idare etsem olmuyor mu lan? Yürü git. Hayır. Al işte, al, al işte. Gel buraya. Alo, seçmeyen kasta şansı mı acaba? Güzel, iyi günler efendim, merhabayın. Bize bir oyuncu lazımdıydı da. Kadın erkek fark etmez. Tecrübeli olmasından daha çok promosyonlu olursa bizim için daha iyi olur. Ben geçenlerde de bir tane almıştım. Şimdi iki tane alana bir tane bedavaysa ben bedava hakkımı kullanmak istiyorum. Efli, ha? O ne? Hanımefendi, hanımefendi. Müşteri memnuniyeti sıfır bakıyorum. Dil desen ballar kürek gibi. Fiyatlar da fahiş. Vallahi bir daha sizinle çalışmayacağım, kusura bakmayın. Oldu. Size de iyi günler. Size daha kötü günler inşallah.
Allah Allah, bu neymiş be ya? Aa, ben bu paraları Robert Redford'u getiririm be ya. Neydi, şuralarda bir numara daha vardı, ben onları arayayım bakalım. Ah İsmail, ah İsmail, senin işin gücünün önünden bıraktık bütün işi gücü bunlarla koşturuyorsun. Alo, gör görmezden gel kaçsaz yanasıma. Merhaba. Merhaba. Ben Kast Ajansı'ndan geliyorum. İsmim Hüsam. Öyle mi? Buyurun Hüsam Bey, Hüsam Bey. Buyurun. Ben de cuma ertesi. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yönetmen siz misiniz? Hem yönetmenim, hem yazarım, hem kurgucuyum. Olayı ben toparlıyorum yani. Sen bendesin, merak etme. Rolüm nedir? Nikah memuru dediler. Aynen öyle, nikah memurusunuz. Bir düğünümüz var, düğünümüz orijinal ama memurumuz sahte olacak yani. O yüzden böyle bir doğal bir oyunculuğa ihtiyacımız var. Güzel bir performansla sahte bir oyunculuk değil, doğal bir oyunculuk. Riskleri yok mu? Var. Var. Şimdi gelinin annesi babası durumu çökerse para alamazsınız, onu baştan uyandırayım size yani. Ama bana film dediler. Film mi? Film tabii. Bu mahallede her gün ne filmler dönüyor, senin haberin var mı? Katıl bizim performansımıza, vallahi oyunculuk makasında değişiklikler olur senin, hiç merak etme yani. Hayatta olmaz. Hayatta mı olmaz? Seni ölmeni mi bekleyeceğiz biz, Allah Allah? Ben profesyonel bir oyuncuyum. Sizinki film falan değil, düpedüz sahtekarlık. Ne sahtekarlığı be? Aa, sahtekarlık yapıyor olsak filmini mi çekeriz acaba? Hiç öyle düşünmüyorum. Bizimki çok iyi bir film olacak. Vallahi Oscar aday adayız, haberin olsun. Kariyerime hakaret sayarım. Ben kaç tane oyun, kaç tane film oynadım. Biliyor musun sen? Bilmiyorum, bir düşüneyim acaba kaç tane oynamış olabilir. Sen acaba böyle... bilemiyorum, acaba yapmazsam... Çattık ulan, delinin kuyusuna düştük. Arvari, aa sana da kuyu beğendiremiyoruz. Yok delinin kuyusu yok, manyağın kuyusu. Aa, alo, ne yapıyorsunuz siz acaba abi ya? Ben sizden oyuncu istedim, siz oduncu göndermişsiniz. Vallahi hiç Rony şey yemedi, gözü yemedi kıvırmak. O yüzden biraz arıza çıkarttı, bunu anlaşamadık biz acaba. Böyle olmaz ama lütfen, ben profesyonel bir işte çalıştığımı zannediyorum şu anda. %50 indirim yapın, yemin ederim bak. Benden daha çok ekmek yersiniz. Ey, bir sürü... Ajans var, vallahi ararım birini ha. Aa, tamam. Hadi kapatıyorum. Al bakalım, görüşmek üzere. Çattık be ya. Kahvenin çekirdeği biraz bayatlamış mı? Buyur güzel abicim. Sağlık. Eyvallah. Ahali. Muharrem, hepiniz buradasınız. Çok sevindim. Vallahi uzun uzun konuşup her birinize tek tek anlatacak halim yoktu. Sorunumuz büyük. Hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz inşallah. Hayırdır lan Cuma? Neyi çözüyoruz biz? Yine neyi çözmemiz gerekiyor yani? Ne demek neyi çözmemiz gerekiyor? İsmail'in şu nikah memuru meselesi var ya, onu halledeceğiz be abicim. Her şeyde anlaştık prensipte, okeyiz de ayrıntıda biraz boğulduk. Pardon da abisinin, bundan bize ne? Ne demek bize ne? Ne demek, ne demek, ne demek bize ne be ya? İsmail sadece benim sorunum mu acaba bakalım? Ha, hepimizin sorunu. Bu oyuncu ücret meselesini aramızda halledeceğiz artık. Hmm, peki, ne kadar istedi bu oyuncu? 5.000'den kapıyı açtık, hemen kapattım. 4.000'de de ı-ı dedim, 3.000'de de hayır dedim, 2.000'de de asla olmaz dedim, 1.000 liracıkta anlaştık be ya. Çüş, 2 dakika için 1.000 lira mı dedi? Vallahi yersiniz dedi, ben yiyemedim, buyurun hep beraber yiyelim be ya. Ha? Aramızda toparlaştıralım bu parayı. Cuma, konu para olunca sana hiç güvenmiyorum. Ne malum, o oyuncuyu 200 liraya bağlayıp bizden 1.000 istemediğin. Aman be muhtar, vallahi adım çıkmış 9'a inmez 8'e, olur mu öyle şey be ya? Sen 200 liraya figürasyon bulamazsın diye 2 oyuncu bulacaksın. Bana güvenmiyorsan kalk kendin araştırma yap be ya. Canıma cennet, vallahi yoruldum ben bu işlerden, oyuncu kaprislerinden falan, artık yeter be ya. Hey tamam Cuma, seninle uğraşamayacağım. Al. Bu ne be ya? Bu para değil, paracık bile değil be ya. Ama cimrisin muhtar ha. Benden yalan çıkmaz. Bu cebimden çıkan o kadar, al işte. Öbür cebini mi yoklasaydın o zaman? Hadi bakalım pamuk eller cebe. Toplaştırın paraları. Yemin ederim. Bak tamam. 980 lira kaldı. 80'ini ben veriyorum. Siz 900'ü tamamlayın. Güzel. Aha, bu ne be ya? Burada 200 lira bile yok be ya. Siz olsana acaba çay parası mı veriyorsunuz böyle bakalım? Hop, orada dur bakalım Cuma Usta. Ben burayı devraldığımdan beri o kadar çay parasını bir arada görmedim. Sen haline şükret. Damadın dayısı değil misin abisinin ha? Yap bir kocaman dayılık. Dayısam, ne dayısı be ya? Allah Allah, ben oğlum olsa vallahi düğünde bu kadar para takmam. Ayrıca düğün dediğin ölü yatırım yani. Benim prensiplerime aykırı, ölü yatırım yapmam zaten ya. O zaman git pazarlık yap lan, ata ağızlı. Oscar'a mı oynayacak bu herif? Gelecek 2 dakikada 2 kelime diyecek, defolup gidecek. Hiç.
Allah Allah. Sen nereden biliyorsun acaba oyuncunun psikolojisini? İyi oyuncu olsun, orada foyamız ortaya çıkmasın diye mücadele veriyorum ben ama kime diyorum hiç yani. Babacığım ha, her türlü üç kağıttan anlayan sensin. Bu kadar paraya o oyuncuyu ikna etmenin bir yolunu bul. Ulaşım bizden de, yemek var de, bir sonraki projede yine sizinle çalışacağız de. Evet. Yalandan kimler ölmüş yani? Aynen öyle. Tamam artık ne yapalım, bir şekilde bir çözüm yolu bulacağız. Bakacağız bir çaresine, artık İsmail'i yarı yolda bırakacak halim yok ya. Of of, ne dertler açtım çocuk başıma be ya. Bir çay ısmarlayayım bari be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.